Sevgili EKPSS adayları, bizlere attığınız onlarca, yüzlerce mesajdan sonra bu mesajlarınızda kayıtsız kalamazdık. Arkadaşlarımızla birlikte sizler için deneme hazırladık. Hadi gelin sizlerle birlikte, sizle özel bu denemeyi birlikte çözelim. Merhaba arkadaşlar, gelin birlikte vatandaşlıkla ilgili örnek sorular görelim. Bakın, 1982 Anayasası'na göre milletvekili düşürülen vekilin, Anayasa Mahkemesi'ne itiraz etme süresi. Sevgili arkadaşlar milletvekilleri vekillikleri düştüğünde Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edebilirler. Vekil Anayasa Mahkemesi'ne 7 gün içerisinde itiraz edecek. Anayasa Mahkemesi de 15 gün içerisinde karar verecek. Bakın 7 gün içinde itiraz edilecek Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi de 15 gün içerisinde karar verecek. Yani böyle sorularda kaç gün içinde itiraz edebilir diye de sorabilir. Burada olduğu gibi. Anayasa Mahkemesi kaç gün içinde karar verebilir diye de sorar. İtiraz etme süresi sorulduğu için 7. Ee, karar verme süresi Anayasa Mahkemesi'nin sorulsaydı... 15 gün cevabını verecektim. Aşağıdaki mahkemelerden hangisi idari yargıda yer almaz? E biz hatırlayalım bakalım idari yargıda kimler vardı? Sevgili arkadaşlar idari yargıda Danıştay vardı. İdari yargıda bölge idare mahkemesi vardı. Ve yine bunların altında vergi ve idare mahkemeleri vardı. Şimdi bu en alt basamakta yer alan vergi mahkemesi ve idare mahkemesi gidilecek başvurulacak ilk derece mahkemesidir. İlk derece mahkemesinden sonra başvurulan başında bölge olan mahkeme istinaf gidilecek en son yer anlamında kullanılan temyiz mahkemesi ise danıştaydır. İlk derece istinaf ve temiz. İdari yargıda yer almaz diyor. Yani bunlardan biri olmayacak. Danıştay var mı? Var. İdare var mı? Var. Sulh hukuk mahkemesi var mı? Yok. Diğerlerini teyit edelim. Vergi var. Bölge idare mahkemesi var mı? Yine var. Bu sulh hukuk mahkemesinin de adli yargıda yer aldığını bilmenizi isterim. Arkadaşlar idari yargının alt mahkemeleri... Adli yargıya göre akılda tutulması daha kolaydır. Buraya dahil edemedikleriniz bakın bu soruyu ona göre çözdük. İdari yargıda yer alır diyebileceğiniz mahkemelerdir. Ceyhan Su hukuk mahkemesi adli yargıda Evet öncüler verilmiş soru Cumhurbaşkanlığı adaylığı için doğrudur diyor. Sevgili arkadaşlar halk tarafından 5 yıl için seçiliyor biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız. Peki Cumhurbaşkanı adayları nasıl belirlenir? 1. Ben Cumhurbaşkanı adaylarını şöyle belirleyebilirim. Siyasi parti, meclis grupları ortak aday sunabilir. 2 en son yapılan seçimlerde en son yapılan seçimlerde tek başına ya da birlikte en az yüzde beş oy alan partiler sunabilir. Bir de yüz bin seçmen imzası ile sunulabilir. 100.000 seçmen imzası. O zaman bir bakalım. Siyasi parti meclis grupları sunabiliyor. En son yapılan seçimlerde %5 oy alan partiler sunabiliyor. 100.000 seçmen imzası ile sunuluyor. Siyasi parti meclis grupları sunar. En son yapılan seçimlerde tek başına ya da birlikte %5 oy alan en az %5 oy alanlar sunabilir. En az 100.000 seçmen imzası. Bu da doğru. 3 öncül de benim için Cumhurbaşkanlığı adaylığında doğru olan öncüller. Peki bir diğer 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğini doğrudan düşüren neden değildir? Ha, doğrudan düşüren neden değilse demek ki benden genel kurul oyu ile düşme nedenini soruyor. Sevgili arkadaşlar, cumhurbaşkanı seçilmesi bir kişinin kesin hüküm giymesi, kısıtlanması bu ve bakan seçilmesi, bakın bunlar kendiliğinden düşme nedenidir. Ancak milletvekili'nin milletvekilliğinden istifası artı hal ve hareketlerinin milletvekilliğiyle bağdaşmaması, bağdaşmazlık ve bir ay içinde 5 birleşim günü devamsızlık ise bunlar genel kurul oyu ile düşürür. Bak 3 tane genel kurul oyu ile düşme nedeni var. Milletvekilinden istifa ederse, hal ve hareketleri vekillikle bağdaşmazsa, bir ay içinde devamsızlık yaparsa 5 birleşim günü oylama ile. Ama Cumhurbaşkanı seçildiğinde bakan olduğunda, CB yardımcısı olduğunda, kesin hüküm giydiğinde, öldüğünde, kısıtlandığında bunlar kendiliğinden düşme nedeni olacak. Ve milletvekilliğinden istifada şunu da hatırlatmak isterim. Partiden istifa milletvekilliğini düşürmez bunu da söyleyelim. Aşağıdakilerden hangisi seçimlerde oy kullanamaz? Ben hemen oy kullanamaz. Kimler oy kullanamaz? Bir hatırlatayım size. Bir, silah altında bulunan er erbaş kullanamaz. 2 askeri okul öğrencileri kullanamaz. 3 taksirli suçlar hariç hükümlüler kullanamaz. Bak taksirli suçtan hüküm giyenler kullanır ama onun dışındakiler kullanamaz. Şimdi bu bilgi doğrultusunda ben kullanamayacak olanı arıyorum. Silah altında bulunan er, erbaş kullanamaz. Cevap bu. Subay, az subay. Bunlar ne yapmış? Meslek edilmiş. Kullanır. Cezaevinde hükümlü diyor ama bak taksirli suç kullanır. Tutuklular henüz cezaları kesinleşmemiş. Belki beraat edecekler. Masumiyet karnesi var. Onlar da kullanır. Kullanamayacak olan silah altında bulunan er, erbaştır. 1982 Anayasası'na göre hangisi Anayasa Mahkemesi'ni biliyorsunuz yüksek mahkemelerimizden biridir. Anayasa Mahkemesi diğerlerini de hadi sayın bana. Danıştay, bravo. Başka? Yargıtay, güzel. Bir de kim vardı? Uyuşmazlık Mahkemesi. Dört tane yüksek mahkemem var. Bana şunu mu hatırlatıyorsunuz? Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Askeri Yargıtay. Yani askeri mahkemeler kapatılmıştır. Dört tane yüksek mahkeme var. Anayasa mahkemesinin görevi değildir diyor. Bakalım kanunları şekil esas bakımından denetlemek görevi. Bireysel başvuruları kabul etmek görevi. Siyasi partilerin mali denetimini yapmak sayıştaydan yardım alır görevi. Anayasa değişikliklerini Şekil ve esas bakımından hayır. Anayasa değişiklerini arkadaşlar sadece şekil bakımından denetler, esastan denetlemez. Burada kelime oyunu yapar dikkat et yanlış. Milletvekili düşülen vekillerin itiraz davalarına bakar. Hatırladık mı ilk sorumuzdu? 7 gün, 15 gün. 7 gün içinde itiraz ediyordu. 15 gün içinde Anayasa Mahkemesi kararını veriyordu ve birkaç tane de güncel bilgi örneği görelim. Ne dersiniz? Hadi buyurun bakalım. Şahsiyet dizisiyle Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü alan kişi hatırlarsanız kimdi? Şahsiyet dizisi en iyi e, erkek oyuncu ödülünü aldı Emmy Ödülleri'nde Haluk Bilginer. Bakalım bu neymiş? 2022 yılı Türksoy Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa. Bak bu Türk soyunkü Bir de 2022 Avrupa kültür başkenti sorulursa, Avrupa'nınki sorulursa ona ne diyeceksiniz? Sırbistan'ın Novi Sad şehri. Sırbistan Novi Sad. Bu Türk soy olduğu için Bursa cevabını verdim. Oxford sözlüğüne giren bir Türkçe kelime var arkadaşlar. Gururumuz o da nedir? Simit. Tarifi yapılmış, işte pekmeze batılarak yapılan yiyecektir diyor. Simit sözcüğü Oxford sözlüğüne girdi. Ülkemizde her yıl düzenlenen Mevlana'yı anma törenine verilen isim. Biz ülkemizde düzenlenen Mevlana'yı anma törenine verilen isme ne diyoruz? Şebi aruz kutlamaları diyoruz, anma kutlamaları diyoruz. Ülkemizde kullanılmaya başlayan turkuaz renkte olan kimliklerimiz var biliyorsunuz. Artık turkuaz rengi bizim için önemli, Türk mavisi demek kimliklerde turkuaz. Ve bu yeni kimliklerin geçerlilik süresi 10 yıl. Hala değiştirmeyenler var sanki aranızda, onları değiştirin. Peki, 2023 Expo aşağıdaki illerimizden hangisinde yapılacaktır? 2023 Expo'ya ev sahipliği yapacak ilimiz Kahraman Maraş. Sevgili arkadaşlar bir diğer güzel projede yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.